Selamlar. Borsa analizi yapalım. Yasal uyarıyı okuyalım. Yatırım tavsiyesi değildir. Benim zaten pozisyonlarımı göstermiştim. Tekrardan gösterebiliriz. Şeyimiz yok yani. Korkumuz yok pozisyonlarımızı göstermekte. Zaten ben de kendimin hani bir sürü alan olduğu için yani nerede neyim borcum ne kadar harcım var ne var paralarım nerede kendim izlememek için burayı kurmuştum. Ne yapmıştık arkadaşlar? Amerika borsalarından çıkmıştık. Yani bir tane kalmıştı. 9 taneden bir tane kalmıştı. O da ne oldu? Bakalım Amerikan borsaları son bu şekilde kapandı. Bizim çıktıklarımız bunlar genel anlamda. Q bu. 3, 4. Yani şundan 4 birimlik vardı zaten. Bu 1 birimlik, 4 birimdi. Bunun 3 birimi neydi? JP Morgan, GS, Bank of America bunları almıştım. Bir tane de bunu almıştım. Bunları satıp hepsini bundan almıştım. Sonra işte ben sattığımda %5'lik bir kar vardı. Sattım. Geri çekimler oldu. Eksi 2, eksi 3 civarında bir zarar. Ama hani ben satmıştım. Yani şu an burada değiliz. Bir gün artı bir gün eksi hani volatilite çok var demiştim. Dolayısıyla ertesi gün de eksiye geçti. Dolayısıyla yabancı hisseyi azaltmıştım. Yerli hisse az arkadaşlar. Yani satış fırsatı demiştik. Ne zaman? Geçen hafta Cuma günü bu satış fırsatı olacak demiştik. Şöyle bir gelelim. Yani ben bugünden beri satıyorum. Cuma 27'sinde sattım. Ondan sonra hafta içi de satış fırsatı oldu. Onu da sattım. Ama bu arada borsamız yukarı gitti. Biraz daha yukarı gitti. Öyle söyleyeyim. Yani çok ciddi yukarı gitmedim. Ama zaten gidebileceğine gitmişti. Yani bunların hepsi satış fırsatı demiştim yerli hisselerde. Ben satış fırsatı olarak yine satış fırsatı olarak görüyorum. Tabii ki şöyle insan psikolojisi de var. Yani insan nereye para yatırırsa yani bir parasını çekerse oradan fırsat olarak düşünüyor. Ben de öyle düşünüyor olabilirim ama ileriki günlerde göreceğiz. Yani borsada şeyimizi düşürdük. Yabancı fon ve hisselerde arttırdık. Sonra dolarda arttırdık. Sonra işte şu şekilde gösterebilirim. Bizim borsamız ne durumda ona bakacaktık. Bir de şunu göstermek istiyorum. Mesela bu yabancı takas oranı denilen şey. Yani yabancının elinde bulunduğu hisse. İnsanlar diyor ki ya diyor artık yabancı dip seviyeye gelmiş. Kim satacak bundan sonra? Hep yukarı gideceğiz diyor. Arkadaşlar öyle yabancının elinde yokmuş. Yok, şeyinde yokmuş. Bakın burada ne? %36'sı yabancının elinde. Yani bu adam satsa %10 indirse yani parasını arkadaşlar %10 düşürse borsada parasını yani borsa sarsılır. Yani %36'dan %26'ya düşürse sarsılır. Zaten sen yabancı satmıyor diyorsun ama yerliler satarsa ne olacak? Zannediyorlar ki insanlar hep yerliler alıyor. Burada yatırım yapmayı bilmeyen küçük yatırımcılar var arkadaşlar. Bu tipler yani yatırım yapmayı bilmeyen tipler zannediyor ki ya kendisi gibi herkes yerliler sürekli alacak. Arkadaşlar zenginler yerliler daha kötü. Ben size söyleyeyim. Yabancı sıyrılıp giderse zenginler kalırsa yani yerli zenginler kalırsa bir de yerli işte küçük yatırımcı kalırsa onu kediyle fareyle oynadığı gibi oynayacak. Yabancı satışı şöyle bakın. Kasım 2021'de yavaş yavaş devam ediyor. Bunlar hep yabancılar burada satıyor arkadaşlar. Bakın Kasım 2020 bakalım. Kasım 2020'den bakalım. Yani bizim şeyimiz yok. X uyuza bakalım. Bir yıllık bakalım. Kasım'a gelelim. Kasım arkadaşlar bakın. Ekim, Kasım. Ekim. Yani şöyle Kasım. Kasım'ın kaçından başlamış? Bir bakalım. Yani şurada Kasım 2021'i Kasım'ın başından başlamış yabancı satmaya. Bakın borsamız ne olmuş? Şu zımbırtıyı kapatıyorum. Şunu da kapatayım. Bununla da işimiz yok. Satış fırsatı diyorduk. Yani o da yani Kasım 2021 arkadaşlar. Kasım'ın başlangıcı. Ekim, Kasım. Yani adamlar buralarda satmaya başlamış. Bakın adamlar satıyor ama arkadaşlar borsa yukarı gidiyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani borsayı biri yukarı götürüyor. O yukarı götürdükçe şey oluyor yani. Nasıl desem
Adam satıyor ama az az satıyor, az az satıyor. Bakın böyle nereye kadar? Aralık 16'ya kadar. Bakın burada Aralık 16'da yabancı durumu. Ocak, Kasım, Aralık. Bakın burada birdenbire satılıyor. Neden? Yani burada birdenbire satışlar artıyor. Niye olabilir sizce bu birdenbire? Niye satış artar? Yani dolar düşüyor arkadaşlar. Adam için kaçış fırsatı bu. Yani borsa artıyor olabilir. Borsadan para kazanıyor olabilir ama dolar da arttığı için arkadaşlar bu adam aslında 0'a 0 kazanıyor. Ama burada bakın burada dolar patlıyor aşağı. Adam daha çabuk satıyor. Niye? Bu fırsat, bu fırsat diyor arkadaşlar. Fırsat, bu fırsat. Ben satayım. Dolar düşükten çıkarsa kazanç sağlıyor adam. Yani dolar 18'ken çıkarsa ne kar ne zarar diyelim, bu kadar yukarı çıktı. Dolar 11 iken çıkarsa çok büyük kar sağlıyor. Onun için burada hızlandırıyor satışı. Bakın birdenbire hızlanıyor. Sonra yine hızlanıyor. Bakın burada bir daha hızlanmış. Mayıs ayı içinde bir daha hızlanmış arkadaşlar. Mayıs ayı. Mayıs ayı. Bakın burada Mayıs ayında hızlanıyor. Burada da borsa düşmüyor. İşte yabancının satışı arkadaşlar. Bu, yani adam şunu yapmaya çalışıyor. Yani ben bunu satayım, sertçe satayım. Birdenbire düşürürse, bu sertçe satarsa, herkes korku kaçarsa, yani almaktan karşılamazsa birileri bunu, satacak alacak biri ya, o alacak kişi karşılamazsa, bu da sert satarsa borsamız bizim drink böyle aşağı iner arkadaşlar. Drink aşağı inmemek için adamlar gıdım gıdım satıyor. Gıdım gıdım satıyor. Hatta çok düşürmemek için yine alışa gidiyor. Eğer bu sefer karşı tarafındaki adam da satmaya başlarsa, korkup ya bunlar bir şey olacak, ben de satayım derse, bu sefer onun sattığını bu alıyor. Yabancı alıyor. Yani diyorlar ya, Bank of işte 350 bin liralık sat, 150 milyon TL'lik sattı bugün, 250 milyon TL'lik aldı bugün. Yani bu ne demek? Yani nette satacağı ama yani 250 milyon TL aldı. Neden? Ya ortamı korkutmamak için, yani borsayı aşağı patlatmamak için borsaya hep yukarı götürüyor. İnsanları alması için karşı tarafın eline veriyor bir nevi. Daha da yukarı gidiyor. Millet daha da seviniyor. Ama küçük küçük yani kendini, lotlarını ona devretmiş oluyor. Yani borsa artıyor gibi gözüküyor ama bu adamın niyeti satıp çıkmak. Ama satarken de borsa düşerse zararına satar arkadaşlar. Zaten dolar yükseliyor. Borsa düşerse zararına satar. Adam zararına satmamak için öyle bir oyun yapıyor ki gün geliyor 300 milyon TL'lik alım yapıyor. 250 milyon TL'lik satım yapıyor. Gün geliyor 400 milyon TL'lik satım yapıyor. 300 milyon TL'lik alım yapıyor. Ama bunu genele yayarsanız, geneli burası arkadaşlar. Yani nette kaçmaya çalıştığını görürsünüz. Hatta bakın dolar düşerken çok hızlı kaçar. Çok hızlı kaçar. Bakın BIST 30 endeksiyle BIST 100 endeksi hemen hemen aynıdır. Bakın burada BIST 30 endeksi dolarla beraber artıyor. Sonra hop kaçıyor yabancılar. Ama nette bakın direkt bunlar hep kaçış için bir fırsat. Kaçış için zaten dolar yükseliyor şu an istikrarlı olarak. Doların yükselişi bunların kaçmasının zaten vesile. Bu adamlar doların yükseleceğini bildiği için kaçıyor. Yarın bir gün bizim borsayı patlatırlarsa, daha sert satarlarsa hiç şaşmayın. Bunlar sert satarsa bizimkiler daha sert satar. Arkadaşlar hani bizimkiler daha güzel bir şeydir, oyun oynarlar. Dolayısıyla siz bu şekilde bakın, yabancı takas oranı %36'nın in, yani yabancının malı %36'nın altına inmiş. Yani satamaz diye bir şey yok arkadaşlar. Satamaz diye bir şey yok. Adam borsa yukarı giderken satarsa cebine kar olarak girer. Ama borsa düşerken satıyorsa bu sefer zarar olarak gider. Bakın burada borsa düşerken satıyor mu hiç? Borsa düşüyor mu? Bakın hiç düştüğünü görmüyorsun değil mi? Bir senede hiç düştüğünü görmüyorsun. İşte adam öyle bir şey yapıyor ki borsa düşmeye kalktığı zaman bu sefer alışa geçiyor. Bakın buralarda bazen böyle kaldırmış adam. Niye kaldırmış? Bakın buradan kaldırıyor, giriyor, yukarı çekiyor gibi oluyor. Aslında adam kaçmak istiyor. Niye? Borsa mesela burada kaldırmış. Kasım'ın şeyinden Kasım'ın sonuna kadar kaldırmış. Yani bunları incelemek gerekiyor. Kasım'ın sonuna kadar bakın. Niye? Borsayı yükseltiyor. Niye? Dolar yükseliyor. Yani dolar yükseliyor. Borsa yükseliyor. Borsayı bilerek yükseltiyor. Neden? Dolar yükseldiği için. Eğer
borsa yükselmezse, dolar yükselirse bu yabancının zararına demek. Onun için dolar yükselince borsaya da bir nebze yükseliyor ama dolar bazında borsa yükselmiyor arkadaşlar. Dolar bazında bakın. Dolar bazında yükselmiyor. Bakın işte yabancının durumuna bakın. Yani şuralarda dolar bazında yükseliyormuş gibi oluyor ama buralarda aslında yabancı nette hep çıkıyor. Nette hep çıkıyor. Ne zamandan beri? Kasım Aralık. Yani Kasım Aralık Aralık'tan önceden beri nette hep çıkıyor. Şimdi burada bakalım Nisan Aralık 31 Aralık. Yani şuradan beri nette hep çıkıyor. Yani borsamız düşmüyor. Niye düşmüyor? Arkadaşlar bu adamlar çıkarsa borsa sığlaşır. Borsa sığlaştığı zaman yani günde 20 milyar TL'lik mal alıp satıldığı zaman 30 milyarla 20 milyar TL arasında alınıp satıldığı zaman o zaman bil ki artık yabancı bu işin bir yerinde yok. Yani bir yerinde yok değil. Hani yabancı çıkmayabilir. Buralarda %30 zaten kalabilir oranı ama alım satım yapmıyor demek. Alım satım yapmıyorsa bizimkiler kedinin fareyle oynadığı gibi oynayacak. Borsaya aşağıda sürer, yukarıda sürer. Çok büyük kumarlara teşkil eder. Bizim burada yapmak istediğimiz şey sadece bakın bu yabancının çıkması iyi bir şey değil ve sürekli nette çıkış yapıyor. Biz de borsada pozisyonlarımızı boşaltıyoruz. Yani neden böyle yapıyorsun diye sorarlarsa şöyle borsada hacim azalırsa yani yarın bir gün 20 ile 30'un arasına inerse arkadaşlar bu çok kötü şeylere neden olacaktır. Yani birdenbire ne kadar sert yükseldiyse ondan daha sert düşme eğilimi gösterecektir borsa. Yani bunun bu şekilde olmayacağını düşünüyorsanız önümüzdeki aylarda görelim. Ben onun için şu an satış fırsatı olarak nasıl yabancı satış fırsatı olarak değerlendiriyorsa bunları dolara geçiyorsa ben de satış fırsatı olarak değerlendirip dolara geçiyorum arkadaşlar. Benim BitShort şeyim yorumum bu. Yani zaten şurada alarm veriyor yani. Bu alarm veriyor. Bir noktada dönecek yani. Bunlar artık şöyle bir şey o kadar yükseldi ki aşağı patlatma bahanesi arıyorlar. O bahane bulunamıyor. Bakın burada bulunamadı. Patlayacaktı bulunamadı. Burada yine bir bahane aranıyor arkadaşlar. Yani vadeliler bunu yapıyorsa artık buralarda durmanın şeyi mantığı bence yok. Ya doları yükseltecekler. Yani doları yükseltirlerse 17, 18, 19 diye o zaman yine yukarı bir sezon devam edebilir. Ama doları yükseltemediği noktada aşağı sert de patlayabilir arkadaşlar. Benim görüşlerim bu şekilde. İzleyeceğiz, göreceğiz. Yani borsada olanlar, benim ters pozisyonumda olanlar, borsadakiler belki para kazanacak. Belki ben kazanamayacağım. Ben dolara geçiyorum, belki kazanamayacağım. Ama eğer ben haklıysam borsada olanlar çok ciddi bir şekilde para kaybedecek önümüzdeki aylarda bir iki ay içinde o zaman dolardakiler kazanacak bu sefer borsa alım fırsatı olarak bize göz kırpacak yani ben Türkiye'de yaşadığım için Türkiye fırsatlar ülkesi diyorum her zaman biraz beklemekte fayda var arkadaşlar Warren Buffett yani 2 sene bekledi yani 2 sene bekledi yani 2 sene 145 milyar dolar mı ne varmış adamın? Yani bekledi bekledi bekledi. Şu an daha yeni giriyor. Bakın. Şu an daha yeni giriyor. Neden? Ne kadarında giriyor bilemiyorum ama bakın burada yeni giriyor. Neden? İşte çakıldı. Çakıldı bakın yani. Yani insanlar beklemeyi bilen insanlar. Bakın burada. Buradan buraya çakıldı. Bakın şuraya kadar %30 düştü. Anca girdi. Onu demeye çalışıyorum. Yani her şeyin bir sabrı var. Bu sabrı gösterebiliyorsanız kazanç her zaman arkasından gelir. Ama sabredemiyorsanız yani 5 yıllık bakalım. Bakın. Gördünüz mü? Bu da korona. İşte burası korona. Bakın buradan almayabiliyorsanız her daim kazanacaksınız. Yani bunun da iki katına gidecek. Korona bu. Bir de bizim Türkiye'deki koronaya bakalım. Bu da aynı bak. Değişen bir şey yok kardeşim. Yani buradan şöyle aşağıya kadar %30'lar düşmüş. Yani %30 düşmüş. İşte buradan almayabiliyorsan katlanacak. Ama sabır gerekiyor. İşte ben buradan niye alayım? Siz bana
Siz bana bir şey söyleyin, bir mantıklı bir şey söyleyin. Türkiye'nin ekonomisi çok iyi, çok iyiye gidecek ve borsa çok ucuz, ucuz kaldı. Buradan almazsan işte bir sürü para kaybedeceksin deyin. Ben bunu anlayayım, buradan gireyim, hisseye gireyim. Ben onun için buradan hisse boşaltıyorum. Bu daha da gidebilir ama bir şekilde bu aşağı görmek zorunda arkadaşlar. Bu zorunluluktur. Yani benim %30 kuralım vardır. Hisse ederi yani endeks de olabilir. Bu endeks ederinde ise %30 yukarı çıkabilir, %30 aşağı düşebilir. Biz her zaman %30 aşağı düştükten sonra bu işe bakıyoruz, dönüp de bakıyoruz. Nasdaq şu an %30'un üstünde düştü. Sonra biz oraya bakmaya başladık. Orada yatırım kovalamaya başladık. Biz burada Türk borsasında %30 düşmedikçe ben şey olarak düşünmüyorum. Ama bizim %30 düşebilir mi? Düşemez. Çünkü dolar sürekli yukarı gidiyor. Dolar bazında baktığımızda %30 düşmesi çok zor. Ne yaparım? 135 dolara inerse, 135 dolara inerse yine girerim. Yine girerim. Çünkü bizim dolar bazında zaten hani bakın buralardan tepki gelecek kesin. 110, 115 dolardan kesin tepki. Yani böyle bir durum olursa 120 dolarlar ben orada yine giriş yapacağım. Ama şu an için şeyim yok yani. Bir sarsıntı bekliyorum borsamızda. Dolayısıyla o sarsıntı gelmeden girmem. İnsanlar para kazanırsa da bu arada dolar da artacak. Dolardan da para kazanacak insanlar. Dolayısıyla sadece borsadan kazanmayacak. Herkese iyi günler.